Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aşı kartı nasıl alabilirim onu göstereceğim E-Devlet'ten. E-Devlet'e geldiniz, arama yerine e-nabız yazdınız arkadaşlar. Ondan sonra enterladınız. Sağlık Bakanlığı e-nabız kişisel sağlık sistemine tıkladınız ve uygulamaya git diyorsunuz. Uygulamaya git dedikten sonra karşınıza gelen bir ekran var. Sağ tarafta daha önce çıkmış olduğunuz doktorlar gözüküyor. Sol tarafta akıllı asistan, ziyaretlerim, reçetelerim, raporlarım, hastalıklarım, tahlillerim, radyolojik görüntülerim. Covid-19 aşısı var ve aynı zamanda arkadaşlar şurada Covid-19 çıkıyor bakın. Covid-19 aşısı ve Covid-19 çıkıyor. Siz Covid-19'a tıklıyorsunuz. Cep telefonundan da yapabilirsiniz. Bakın bunu cep telefonundan da yapabilirsiniz. Yukarıda Covid-19 aşı bilgileri, Covid-19 aşı kartı var. Bakın buraya dikkatinizi çekiyorum. Covid-19 aşı bilgileri, Covid-19 aşı kartı var. Aşı dozu 1 ve 2 olduktan sonra bu aşı kartı çıkar. Siz gençseniz olmazsınız. Bakın geçmişte eğer bir korona testi sonucunuz pozitif çıktıysa, ikinci olmadıysanız o zaman da çıkmayabilir. Aşı kartına tıklıyoruz. Sinovac yazıyor aşı. Kart oluştura tıklıyoruz ve kartınızı oluşturuyorsunuz. Fakat burada ikinci doz olmadığı için kişi, annem yani, burada ikinci doz olmadığı için aşı kartını çıkartamıyoruz. Ama bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Covid-19 aşı kartı bazılarında burada çıkmaz. Covid-19 aşı bilgileri çıkar. Covid-19 aşı kartı çıkmaz. İsterseniz çıkmayan birisini de, hiç aşı olmamış birisini de gösterelim. Bakalım çıkıyor mu çıkmıyor mu, oradan bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi kendi hesabıma geldim. Anneminkiydi demin baktım. Covid'e yakalandığı için ikinci dozu olamadı. Olamadığı için de aşı kartı bu şekilde çıkıyor. İkinci dozu olmadan aşı kartı alamıyorsunuz. Aşı kartını almadan da benim düşüncem bir hareket yapmanız mümkün değil. Nedir bu hareketten kastım? Otobüse binmek, seyahat etmek. Hani bir nevi kimlik bilgisi gibi bir şey. E-nabız yazıyoruz tekrar buraya. Şimdi kendi kime bakıyorum? Bakalım. Hani şimdi bazıları şey yazacak yoruma. İşte abi bende çıkmadı. Bende niye çıkmıyor? Bende niye çıkmıyor diyecek. Aynı şekilde gördüğünüz gibi. Aynı şekil. Şu anda bütün bilgilerim çıktı. Ve gene Covid-19'a geliyorum. Tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Covid-19 pandemik aşılama için belirlenen öncelik grupta değilsiniz. Aşılama için bakanımızın belirlediği öncelik sıralamasına göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmekte güncellenebilecektir diyor. Covid-19 aşı kartına tıkladığımda henüz oluşturulmuş bir aşı kartınız bulunmamaktadır. Aşı dozlarınız tamamlandığında kartınızı oluşturabilirsiniz diye bir bilgi çıktı. Sizde de muhtemelen yaşınız 40'ın altındaysa, aşı olmadıysanız ikinci dozu bu şekilde çıkacak arkadaşlar. E-Devlet'e gelerek hemen bu şekilde sorgulayabilirsiniz. Bir yardım edebildiysek size ne mutlu bize. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.